kitleleri yönlendirmek ve etkilemek istiyorsanız ortaya kocaman bir yalan atın. Ama çok büyük bir yalan olsun. İkinci kriter, çok basit bir yalan olsun. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz ve örgütlerimiz çok basit bir soru soruyoruz. Anaokuluna yeni başlayan bir çocuğun anlayacağı dille 5 tane soru sordu. Sonrasında da bu basit ve çok büyük yalanı sürekli tekrar et. 128 128 128 128 128 128 ve ardından kitlelerin o yalanı nasıl gerçekmiş gibi kucakladığını otur seyret. Son yarım yüzyıldır yalan ve çamur siyasetinden beslenen, milli iradeye karşı olan tüm odakların yanında saf tutan CHP zihniyeti mütemadiyen yalanlar üretmeye devam ediyor. Yıllardır siyasi ve toplumsal kaos denemeleri başarısızlıkla sonuçlananlar, şimdi de yalan ve iftiralarla ekonomik bir kaos çıkarma gayreti içindeler. Bir krizine neden olup ülkemizi IMF'ye ve işbirlikçilerine mecbur edenler 128 milyar dolar kayboldu yalanıyla ekonomik tetikçilik yapmaya başladılar. Merkez Bankası'nın piyasa koşulları çerçevesinde sıkı denetim ve şeffaf raporlama ilkesiyle çalıştığını, rezervlerin bütçe gibi harcanabilir iktisadi bir varlık olmadığını, güncel işleyiş içerisinde sürekli olarak yer değiştirdiğini bilmelerine rağmen iftira atma yarışına girdiler. Merkez Bankası bilançoları dünyada en şeffaf bilançolar. Sadece bizde değil yani, bizde olması lazım değil. Girersiniz Merkez Bankası bilançosunu okumayı bilen insanlar, efendim, o açarlar internet sayfaları, pır pır pat 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 pat, dolar alımları satımları nasıl olmuş, ne zaman olmuş, kaçtan almış, kaçtan satmış görünür. Dezenformasyon amaçlı ürettikleri sahte sorunun altında kaldılar. Yani siz gerçekten bu 128 milyar doların kayıp olduğuna kani misiniz? Kaybolmaz yani Barış. Bir şey söylersen bizim soruyu kırmış olurum. Yani bizim sorduğumuz soruyu kırmış olurum. Yoksa elbette benim yani bilgimiz dersek olmaz. Tahminimiz dersek olur. Ama şimdi söylersem kendi sorduğumuz soruyu kırmış olurum. Yaymaya çalıştıkları uydurma iddialarla milletimizin kurumlara yönelik güvenini sarsmaya çalıştılar. Çağımızın belki de en acı fotoğraflarından birini de kendi çirkin propagandalarına alet etmekten asla çekinmediler. Bugün hedef alınan ekonomi yönetimi 2002'de devraldıkları enkazın üzerine 19 yılda sağlam bir yapı kurdu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 18 yıllık döviz rezervlerine bakalım. 2002 27,5 milyar dolar. 2005 sonu ilk kez 50 milyar dolar çıtasını aştı. 2012 ortası 100 milyar doları geçti. Kasım 2013, Gezi provokasyonlarına rağmen 135 milyar dolara yaklaştı. Ekim 2017, 117,8 milyar dolar. Ağustos 2018, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Türkiye'ye ekonomik operasyonları ve kur saldırıları başladı. Eylül 2018, 84,7 milyar dolar. Şubat 2020, ekonomi yönetiminin tedbirleriyle 107,7 milyar dolar. Mart 2020, Covid-19 kaynaklı uluslararası piyasalardaki şok nedeniyle 92,1 milyar dolar. Şubat 2021, 95,5 milyar dolar. Nisan 2021, 89,4 milyar dolar. Bir yılı aşkın süredir devam eden salgın neticesinde tüm dünya ekonomileri derinden yara aldı. Reel sektörün dolar talebi. Türkiye gelişen ve büyüyen bir ülkedir. Salgının ilk şokunun yaşandığı dönemde tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz piyasalarında da döviz likidite sıkışıklığı yaşanmıştır. Salgından kaynaklı olağan dışı koşullarda sermaye çıkışındaki artış, doğrudan yatırımların azalması, altın talebinin hızla artması, turizm ve ihracat gibi döviz getiren alanlardaki yavaşlama piyasalarda döviz talebini arttırmıştır. Ödemeler dengesinin devamlılığını sağlamak için Merkez Bankası rezervleri piyasanın ihtiyaç ve talepleriyle şekillendirilmiştir. Bu döviz satmak değildir.
Yaşanan süreçte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın üretimi destekleyici politikaları, istihdamı, büyümeyi, reel sektörü ve bankacılık sektörümüzü ayakta tutmuştur. Türkiye, Merkez Bankası ve ilgili kamu kurumlarının destekleriyle 2020 yılında G20 ülkeleri arasında büyüyen iki ülkeden biri oldu. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tek kuruşu kaybolmamış, yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı arttırıcı, sürdürülebilir büyüme için gerekli tüm koşulların oluşması adına finansman imkanına dönüşmüş ve dönüşmeye devam etmektedir. Söz konusu döviz işlemleri, işlem platformları üzerinden o günkü piyasa koşulları ve fiyatları çerçevesinde gerçekleşmiştir. Sağlıksız fiyat oluşumunun engellenmesine, döviz piyasalarındaki arz talep ve likidite tesisine katkıda bulunulması amacıyla bu hamleler yapılmıştır. Kocaman bir yalan atın. 128 çok büyük bir yalan olsun. 128 çok büyük yalanı sürekli tekrar et. 128 Siyasi çıkarları için devletin en hayati kurumlarını milletimiz nezdinde itibarsızlaştırmaya çalışan ve en aşağılık yalanları yüzleri kızarmadan söyleyen kötü niyetli müfterilere inat, bu ülke büyümeye, üretmeye ve gelişmeye devam edecek. 28 milyar dolar mevzusuna. Aslına bakarsanız ortada 128 milyar dolar diye bir rakam, gerçekle ilişkisi olan bir rakam yok. Merkez Bankası işlemleriyle ilgili analizi hangi tarihten başlattığınıza ve hangi tarihte sona erdirdiğinize bağlı olarak pek çok farklı rakamla karşılaşabilirsiniz. Bunu bütün ekranları başında bizi izleyen milletimle şu anda paylaşıyorum ve siz değerli arkadaşlarımla paylaşıyorum. Piyasa dediğimiz bu dinamik sistemde şu anda bile belki yüz milyonlarca dolar el değiştirdiği, bunların önemli bir kısmı da Merkez Bankası üzerinden gerçekleştiği için rakam her an yenileniyor ve büyüyor. Yine de madem onlar böyle bir rakam telaffuz etmişler, değerlendirmeyi onun üzerinden yapalım. Her ne kadar Merkez Bankası Başkanımız da, Hazine ve Maliye Bakanımız da, partimizin bu işlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı da meseleyi etraflıca anlattıysa da, tabii bunlar ancak duymak isteyen kulaklara ulaşıyor. Hatta kendi arkadaşlarının doğruyu söylemelerine bile tahammül edemedikleri için hemen meseleyi kendi mecralarına çektiler. İşte az önce izlediniz. Sayın Kesici bir şey söyledi. Ama aradan bir gün geçti. Sayın Kesici talimatı aldı. Genel Başkanımız söylediğine katılıyorum dedi. Bayan ne dedi? Yalan söyleyeceksiniz. Ve büyük yalan söyleyeceksiniz. Bunların hepsi figüran. Ve hepsi de rahatlıkla. Bir saat önce farklı, bir saat sonra farklı. Gözleri olup görmeyenler, kulakları olup duymayanlar, dilleri olup söyleyemeyenler, bilhassa da vicdanlarını kiraya verenler aynı teraneyi tekrarlayıp duruyorlar. Bu soruyu soranların amacı gerçekten Merkez Bankası rezervlerindeki değişimi öğrenmekse bunun yolu çok kolay. CHP'nin içinde az buçuk bilanço okumayı bilenler varsa Merkez Bankası, BDDK ve Strateji Bütçe Başkanlığımızın herkese açık olan internet sitelerindeki verilere bakarak bu hesabı kolaylıkla çıkarabilirler. Eğer CHP içinde bilanço okumayı bilen kimse yoksa partimizden, grubumuzdan veya bürokrasiden bir uzman göndererek kendilerine yardımcı olabiliriz. Ama biliyoruz ki bunların derdi hakikate ulaşmak, hakikati öğrenmek değil. Karşımızda yalan ve iftira üzerinden yürüttükleri kirli kampanyaya, ülkenin ve milletin geleceğini ilgilendiren en hayati meseleleri bile meze etmekten çekinmeyen, gözü dönmüş, kalbi kararmış
bir grup var. Meze ile araları iyidir. Peki buna rağmen biz bu açıklamalara niçin ihtiyaç duyuyoruz? Ola ki bu sefil kampanya karşısında tereddüde düşen, yüreği yaralanan, kafası bulanan vatandaşlarımız varsa işte onların kafalarındaki soruları birinci elden gidermek istiyoruz. Temel başlıklarıyla özetleyecek olursak 128 milyar dolar nerede diye yaygarası kopartılan meselenin aslı şudur. Merkez Bankası 2019 ve 2020 yıllarında küresel ekonomide yaşanan gelişmeler ve özellikle salgının yol açtığı zorlu süreci yönetmek için çok ciddi döviz işlemleri yürütmek mecburiyetinde kalmıştır. Bilhassa 2020 yılı dünya ile birlikte ülkemizde de gerçekten sıkıntılı geçmiştir. Çeşitli ülkelerin salgınla mücadele için aldıkları mali tedbirlerin toplamı 16 trilyon doları, merkez bankalarının bilanço genişlemeleri de 10 trilyon doları bulmuştur. Bu çalkantılı ekonomik iklim elbette ülkemizi de olumsuz etkilemiştir. Cari açığımız negatif yönde artarken turizm gelirlerimiz düşmüştür. Yabancı sermaye çıkışı ve reel sektörün döviz cinsinden borcunu azaltma gayretleri döviz talebini artırmıştır. Böyle dönemlerde vatandaşlarımızın tasarruflarını döviz ve yine dövizle alınan altına yönlendirmeleri de ilave bir talep ortaya çıkarmıştır. Bu çerçevede son iki yılda Merkez Bankası kaynaklarından 30 milyar dolar cari açığın finansmanı için kullanılmıştır. Yabancı sermaye çıkışı için kullanılan rakam 31 milyar doları bulmuştur. Reel sektörün döviz cinsinden borcunu azaltmak için talep ettiği kaynak da 50 milyar dolara ulaşmıştır. Vatandaşlarımız da 54 milyar dolar karşılığı döviz ve altın alarak tasarruf tercihlerinde değişikliğe gitmiştir. Gördüğünüz gibi sadece 4 kalemde 165 milyar dolarlık bir rakam ortaya çıktı. CHP Genel Başkanı dün çıkmış, bu 128 milyar dolarla şunlar yapılırdı, bunlar yapılırdı, şunlara şu kadar para dağıtılırdı diye kürsüden atıp tutuyor. Bu zat herhalde bu 128 milyar doların kendi cebindeki bir para olduğunu, istediği yere istediği gibi keyfince dağıtabileceğini sanıyor. Aslında bu sözler bu şahsın çapsızlığı yanında kar eden SSK'nın genel müdürlüğü döneminde nasıl iflasa sürüklendiğini de ortaya koyuyor.